90 жылдық мерейтойына орай түрік-қазақ достығын нығайту барысында Ахмет Аднан Сайгун тарапынан өңделген Юнус Эмре өлеңдерін және Түркияның ең алғашқы ораториясын бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынбақпыз. Қош келдіңіздер. Yunus Emre Oratoryosu, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve Yunus Emre şiirlerine dayanan Türkiye'nin ilk oratoryosudur. Budapeşte, Viyana'da, Bremen'de, Berlin'de, Vatikan'da, Jani, Moskova kalasında orundadı. Yunus Emre'nin çağrısı... Kültür Merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 90. yıl dönümünü kutlamak üzere Astana'da sahnelenecektir. Құрметті астаналықтар, құрметті, құрметті өмір сүйер қауым. Бірақ сіздің, біздің Түрксойдың министрлердің атынан тапсырмалардың барысын орындауға рұқсат етіңіздер. Ең алдымен бүгінгі айтып кеткен esasen eserin kültürel ve klasik müzik
şeyi içinde, klasik müzik çerçevesindeki konumunu yeteri kadar ortaya koyuyor. Tabii Türk Soy'un Yunus Emre Kültür Merkezi'nin böyle bir eserin burada seslendirilmesi için ortaya koymuş olduğu büyük gayretleri çok takdirle karşılıyorum. Onların işbirliği olmadan bu eser burada Kazakistan'da Kazak halkına kazandırılamazdı. Seslendirilmez. Bundan önce bir Aykan'da New York'ta Stokowski şef ile yapıldı bu oratoryo. Ondan sonra Paris, Budapest. Ben bugünkü seyircileri söyledim. Bugünden başlayıp ben de Ankara'da o listede olacak. Bu Kazakistan'da Yunus Emre'nin premierası. Bu biz için bir büyük bir etkinlik, yanılık. Onun için hepsini kutluyorum. Ona emeği var. Murat Yıldırım, Sayın Büyükelçimiz, Türkiye'nin Büyükelçiliği birlikte bu büyük bir kutlamalar yaptı. Her şeyden önce burası bizim hepimizin çıkıp geldiği ana vatanımız. Ana vatanımıza müziğimizle beraber dönmek. Ama müziğimizin de aslında buluştuğu ana dilimizle dönmek çok heyecan verici oldu. Çünkü Yunus Emre Anadolu'da Türkçe'yi ilk defa bu kadar saf bir şekilde kullanan şairimiz. Ve onun dizelerinin Saygun gibi çok büyük bir dev bestecinin müziğiyle birleşmesi ve bunu bir Kazak orkestrası ve korosuyla beraber seslendirmek benim için çok heyecan verici oldu. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak bizler Yunus Emre adını taşıyan ve Türkiye'nin ilk oratoryosunu getirmeye çalıştık. Yaklaşık 6 aydan beri proje üzerine çalışıyoruz. Tabii faaliyetlerimiz son 2 ay yoğunlaştı. Astana'nın Kazakistan'ın en seçme orkestralarından 70 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğinde yaklaşık bir 40 kişinin görev aldığı koro eşliğinde bizler Yunus Emre'nin seçkin ilahilerini, en seçkin parçalarını Kazakistan Cumhuriyeti'nin önemli salonlarından birisinde, Kongre Hall salonunda Kazak vatandaşlarına sergiledik. Türk vatandaşları da buradaydı.